Merhaba hanımlar. Periörgevi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Bu videomuzda sizlerle badem modelli yelek çalışacağız. 3 parça bir yelek olacak. Bu birinci bölümü sağ parçayı çalıştım. Daha sonra ikinci bölümde sol parçayı ve üçüncü bölümde de yeleğimizin arka bölümünü tarif edeceğim. Yeleğim için orta kalınlıkta bir ip kullandım. Bir yumak yetmeyecektir. İkinciden biraz daha ister diye düşünüyorum. Bir buçuk yaşa göre yeleğim. 46 ilmekle başladım. 3 numara şiş kullandım. Yeleğimde 46 ilmekte farklı başlangıç yaptım. Daha sonra 4 sıra 4 diş haraşo ördüm. 4 diş haraşodan sonra kol bölümünde 2, 4, 6, 8, 10, 11 sıra badem modeli olana kadar ördüm. Bu 11 sıra badem modelinden sonra tekrar yarım modeli tamamlamak ve 2 düz sıra gerekiyordu bu bir ters bir düzlere geçmek için. 39 diş haroşa olana kadar örmeye devam ettim. Daha sonra bu kesimlerime geçtim. Örgümüze başlayalım. 46 ilmek attım ben şişime. 46 ilmeğin ilk sırası bir ters bir düz olarak başladım. Başlangıcı farklı olduğu için birinci ilmeğimi ters alıyorum. İkinci ilmeğimi düz örüyorum. Daha sonraki ilmeğim yine ters. İlmeklerimi bir ters bir düz olarak devam ediyorum. Sıra boyunca. Bu başlangıcım zaten çok beğenildi. Onun için ayrıca bir videosu var kanalımda. Yine de ilk sıralarını tarif edeyim diye düşündüm yeleğe başlarken de. Tüm ilmeklerimi bir ters ilmek, bir düz ilmek örüyorum. Biraz daha derli toplu bir başlangıç. Yeleğimizi kaldıralım. Görüntü karışmasın. Ve bitti. Son ilmeğimiz, son ilmeğim düzle bitti. Kenar ilmeğimi örmeden taktım şişime. İpim rahat gelsin. Bu tarafa alayım. Şimdi ikinci sıradayız. İkinci sırada ipimi öne aldım. İlk ilmeğimi ördüm. İlk ilmeğimi ördükten sonraki ilmeğim ters ilmek. Gelişine örüyorum ters ilmeği. Şimdi iki ilmek var. Kenar ilmeğim ve bir ters ilmek. Üçüncü ilmek düz o düz. Düz ilmek için şişimi alttan doluyorum. Düz ilmeği takıyorum. Şişime döndürüyorum. Şişe takıyorum. Ve örüyorum. Ters ilmeği gelişine örüyorum. Tekrar düz ilmeği takıp çevirip örüyorum. Düz ilmeklerde
İşlem bu şekilde. Ters ilmeği geldiği gibi örüyoruz. Düz ilmekte çeviriyoruz. Alttan takıp döndürüp şişe alıp düz örüyoruz. Tüm ilmeklerde aynı işlemi yapacağız sıra boyunca. Bu şekilde bir görüntü elde edeceğiz birinci sırada. Çevirdim ve ördüm. Ters ilmeği örüyorum, düzde takıyorum, çeviriyorum ve örüyorum. Her tür örgüye gidebilecek bir başlangıç. Yakadan başlama yeleklerinde de kullanabilirsiniz. İkinci sıradaki işlemi de bir ters bir düz ilmek. Bu sırada da sadece bu sırada düzleri gelişine örüp şişimizi alttan takıp çevirip alıyoruz. İlmeklerimin sonuna doğru yaklaştım. Son düz ilmeğimi de alıyorum. Çevirdim, taktım ve ördüm. Ters ilmeği de ördüm. Son kenar ilmeğim kaldı. Şişime örmeden taktım. İkinci sıradayız. İpimizi çevirip bu yüzden alalım. Şimdi bütün ilmekleri gelişine tersi ters, düzü düz öreceğim bu sırada. Ters ilmeği ters örüyorum, düz ilmeği düz örüyorum. Ters ilmeği ters, düz ilmeği düz. Tamamını öreceğim ters düz. Üçüncü sıraya geldiğimiz zaman 4 diş haroşa öreceğiz. Son ilmeğimi de ördüm. Kenar ilmeğimi örmeden taktım. Artık ilmeklerimizin tamamını her iki yüzden de düz örerek 4 sıra 4 diş sıra haroşa yapacağız. İlmeklerin yönünü düzelteceğim. Düzlerin yönünü. Bu şekilde devam edelim ve 4 diş haroşa örelim. Örgümde 4 diş haroşa sıraları tamamladım. Şimdi bir ters yüzden bir düz yüzden model kurmadan önce iki sıramız var ve 8'er ilmek bant ayarlayacağız iki yönüne. Kol tarafında da bant olsun istiyorum. Modelimizde badem modeli 5 ilmek ve katlarından oluşuyor. Ayarlayacağız şimdi bantları ve model kurulacak kısmı.
8 ilmek öreceğim. Misinalı şişe geçtim bu arada. 4 5 6 7 ve 8. 8 ilmek bandımız var. Kalan ilmeklerin tamamını düz örüyorum. Şişimle ip aynı renk yeşil olunca model kurma sırasında ilmekler belli olmaz diye misinalıya geçtim. Sekiz ilmek kalana kadar düz öreceğim. İki, dört, altı, sekiz, dokuz ilmeğimiz kalmış. Şimdi bu kalan sekiz ilmekte diğer bant. Yeleğimizin sağ tarafı. İlik yerleri eklemeyeceğim. Çünkü düğmelerini ve ilik yerlerini roba kısmında yapmayı düşünüyorum. Sekiz ilmekten sonra kalan ilmekleri ters örülecek. 2, 4, 7 ve 8. Kalan ilmekleri ters örüyorum. Model uygulamadan önceki iki sıramız. 8 ilmeğe kadar bütün ilmekler ters. Hiçbir işlem yok. İki, dört, altı, sekiz ilmek kalınca tekrar düz örgü, haroşa olması için. Şişim 3 numara bu arada. Düz yüzdeyim. Kenar ilmeğimi ördüm. 2 3 4 5 6 7 8. 8 ilmekten sonra model kurmaya başlayacağız şimdi. Modelimiz 5 ilmek ve katlarından oluşuyor. Bunun için 5 ilmek ters öreceğim. 1 2 3 4 ve 5. 5 ilmek ördükten sonra 2 4 6 8 bandı 8 ilmekte modelimizin ilk kurulumundaki bademin ilmekleri bir tane doluyorum. Bir tane doladıktan sonra 5 ilmeği birlikte öreceğim. 5 ilmeği birlikte aldım, ördüm, düzelttim. 5 ters ilmek, bir dolama, 5 ilmeği birden örme, tekrar bir dolama daha. Bir tane doladıktan sonra yeniden 5 ilmek ters öreceğim. 4 ve 5. Şimdi bir tane doluyorum. Ve devam edip tekrar 5 ilmeği birden öreceğim. Sağdan sola hepsini birlikte örüyorum. Düzeltiyorum. Bu
dolamaların çok büyük olmaması için tekrar bir tane daha doluyorum. Ve 5 ilmek ters örüyorum. Şimdi 5 tane daha ilmeğimiz kaldı burada. Bu 5 ilmeğin de hepsini birlikte öreceğim yine. Bir tane doluyorum. 5 ilmeğin hepsini birlikte ördüm. Düzeltiyorum biraz. Bir tane daha dolayıp bantlarıma geçiyorum. Modelimizi kurmuş olduk. Ters yüzden bantlarımızı ördükten sonra bütün ilmeklerimiz ters örülecek. 8 ilmekten sonra. İki, dört, altı, yedi, sekiz. 8 ilmekten sonra diğer 8 ilmeğe kalana kadar hepsini ters örüyoruz. Doladığım ilmekleri açık örüyoruz. Düz yüzdeyim. Örgümüzün, modelimizin ilk sırasını kurduk. 8 ilmek örüyoruz bandımız için. Yedi ve 8. Modelimizde yine 5 tane tersi ilmek var. 5'ini de ters örüyorum. 5 ilmeği ters ördükten sonra bir tane doluyorum. Bu önceki sırada dolama yaptığım ilmeğin üstündeki ilmeği düz, yanındakini de düz ve diğer dolama ilmeğini de düz örüyorum. Bir tane daha doluyorum. Tekrar 5 ilmek ters örüyorum. 5. 5 ilmekten sonra yine bir tane doluyorum. 1, 2, bu 3 ilmeğimi düz örüyorum. Bir tane daha doluyorum. 5 ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3 tane düz örüyorum. Tekrar bir doluyorum. Bandıma geçiyorum. Banttan sonra ters yüzdeyiz. Ters yüzde de yine 8 tane düz ilmeğimiz var haraşo olması için. Sekiz ilmekten sonra iç yüzde tüm ilmeklerimiz ters. Hepsini ters örüyorum. Görüntüyü kaçırmayın. Tamamını ters örüp bantlara geliyorum.
Ve 8 ilmeğimiz var bant. Bu sırada tekrar badem yapacağız. Kenar ilmeğimizi ördük, bandımızı örüyoruz. Bandımız bittikten sonra 2 4 6 8 8 ilmekten sonra bu 5 tane ters ördüğümüz ilmeğin hepsini birlikte öreceğiz. Önce bir tane doluyorum. 5 ilmeği birden sağdan sola örüyorum. Düzeltiyorum. Bu düz olan 5 ilmeğimi ters örüyorum. Hepsini terse çevirdim. Ters ilmeğe çevirdim. Tekrar bir tane doluyorum. Yine bu 5 ilmeğimizi hepsini birden alıyorum. Sıkılaştırdım. Bir tane daha doladım. 5 ilmek ters örüyorum. Tekrar ters ilmeklerimize geldik. Doluyorum. 5'ini birden, yine ilk seferde alamadım. Evet. Yine ördüm 5'ini birlikte. Bir tane daha doluyorum. Banttan önceki 5 düz ilmeği ters ilmek olarak örüyorum. Ve bantlarımıza geldim. Örgünün ters yüzündeyim. İki, dört, altı, sekiz bant ördüm. Daha sonra tüm ilmeklerimi yine ters örerek devam ediyorum sıra boyunca. Modelimizin kurulumu da büyük ölçüde tamamlandı. Bütün ilmekleri ters örerek banda kadar geldim. Düz yüzdeyim. İkinci bademlerimizin ikinci düz sırasındayız. İki, dört, altı, sekiz. Şimdi bu sırada da sekiz kenar bandından sonra bir tane doluyorum. Bir, iki, 3 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar bir tane doluyorum. 5 ilmeği ters örüyorum. Tekrar doluyorum. 1, 2, 3 ilmek düz. Bir tane daha dolama. Ve 5 ilmek ters. Beş ilmekten sonra yine doluyorum. 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar doluyorum. 5 ilmek ters. Bu dönence de devam edecek modelimiz. 2, 4, 6, 8. Banttayız. 1, 2, 3, 4,
5, 7 ve 8. ilmek. Kol yüksekliğine gelene kadar modelimizi ve örgümüzü aynı ilmekte aynı şekilde devam edeceğiz. Yeleğimde ön parçada ilerledim. 39 diş haraşa sıra olana kadar ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 badem modeli yaptım. 11 badem modelinden sonra 2 sıra daha var. Bu yüksekliğe geldiği zaman kol için azaltma yapacağız. Kol kesimi yapmayacağım. Bu model olan kısımda 7 ilmek eksiltme yapacağım gizli şekilde. Bir ilmek ters, bir ilmek düze döndüreceğim. Modele devam etmeyeceğim. İlik yerleri yok. Örgümüzün sağ parçasındayız yeleğimizin. Birinci ilmeği örüyorum. Bir ters, bir düz ilmeğe geçmeden önce 2 sıra düz öreceğim. Kenar bandını ördükten sonra iki, dört, altı, sekiz ilmek ördüm. Kalan ilmeklerimi modele dönmeden tamamını düz ilmek örerek olarak örüyorum. Hepsini öreyim. Sekiz ilmek kalınca yine bant örgüyü değiştiriyorum. Alaşımı haroşa alaşına dönüyorum. Çevirdim. Ters yüzdeyiz. Ters yüzde yine bandımızı öreceğiz. İki tarafında da bant var yeleğimin parçasının. İki, dört, altı, sekiz. Sekizden sonra tüm ilmeklerimi ters ilmek örüyorum. Sekiz ilmek kalana kadar tüm ilmeklerim ters. Buraları hızlı örüyorum. Tarihlik yerleri gayet yavaş örmeye çalışacağım. Sekiz ilmek kaldı. Banttayız. Ve bitti. Örgümün düz yüzündeyim. 7 tane işaret taktım. Bu kısımda 7 tane gizli eksiltme yapacağız. Burası ön olduğu için, yaka tarafı olduğu için burada yapmıyorum. Düzgün dursun diye kola yakın yerlerde yapacağım. Kenar ilmeğimi aldım. Bantımızı ördükten sonra sekiz ilmek bant. Şimdi sekiz ilmek banttan sonra gelin iki ilmeği birlikte örüyorum. İki ilmeği çişime taktım, ördüm. Düz olarak işaretimi çıkarıyorum. Bir düzden sonra
bir tane ters örüyorum. Tekrar gelen iki ilmeği birlikte alıyorum ve yine düz örüyorum. İkinci kesmemi yaptım. Bir tane ters ilmek örüyorum. Ters ilmekten sonra gelen iki ilmeği yine birlikte örüyorum. 3 tane art kesme oldu. Bir ters ilmek ve yine iki ilmeği birlikte örüyorum. 4 tane oldu. Tekrar bir tane ters ilmek ve iki ilmeği birlikte. 5. İşaretimiz çıkmadı. Sorun değil, kalsın. Tekrar iki ilmeği yine birlikte örüyorum. Ters ilmekten sonra yine eksilttim. Bir ilmek daha ördüm. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve son eksiltmemiz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi ilmekte gizli kesme yaptık. Kalan ilmeklerimi bir ters, bir düz devam edeceğim. Ters ilmeğimi ördüm, düz ilmeği örüyorum. Bu kısımda eksiltme yapmayacağım. Ve son ilmeğim düz. Bandıma geldim. Şişimde 8 ilmek kaldı. Normal devam ediyorum. Sağ taraf olduğunu belirten bir işaret koyalım buraya. Yaka tarafındayız, ters yüzdeyiz. Kenar bandından sonra ilmeklerimize devam edeceğiz. Bir ters ilmek, bir düz ilmek. 2, 4, 6, 8 ilmek var. Kalan ilmeklerimiz ters ilmek ördüm, bir düz ilmek ördüm, tekrar ters ilmek, düz ilmek gelişine tüm ilmekleri aynı şekilde öreceğiz. Yeleğimizde kol kesimi burası. Öbür parçalarımızı, karşı parçamızı ve arkasını ördüğümüz zaman bu kısmı dikeceğiz. Altı ilmeğim vardı. 39 ilmek kalacak örgünüzde. 7 ilmek eksilttik çünkü. Biraz daha pratik, örmesi kolay bir yelek olsun istedim. O yüzden kol kesimi ve yaka kesimi yapmak istemedim. Bu kısımda eksiltmelerle omuz hizası, kol hizası küçülecek. Banttayım. İki, dört, altı, sekiz. Kalan ilmeklerimi yine bir ters ilmek, bir düz ilmek devam ediyorum. Yeterli yüksekliğe geldiğinde yaka için haroşa sıra ekleyeceğim. Örgümde ilerledim. Bir ters bir düz ilmeğe çevirdikten sonra 2, 4, 6, 8, 10 diş haroşa ördüm.
şekillendi, azaldı koldan sonraki ilmekler. Şimdi bir işlemimiz daha var. Kenar bantlarını örüyorum. Sekiz ilmeğim. 2, 4, 7 ve 8. 8 ilmekten sonra işaretimin olduğu yere kadar 6 ilmek daha bir ters bir düz devam edeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Burası kol için gerekli. Kalan ilmeklerimizin hepsini haroşa öreceğiz. İşaretim kalsın burada. Kalan ilmeklerimi haroşaya dönüyorum. Bir ters bir düzü bırakıyorum. 5 diş haroşa olana kadar bu şekilde öreceğim. Daha sonra 8 ilmek kalana kadar keseceğiz ve yaka oyuntumuz olacak bu kısım. Dediğim gibi kolay bir yelek olacak. Son ilmeğimi de ördüm, taktım. Ters yüzdeyim. Ters yüzde de işaretimin olduğu yere kadar yine bütün ilmeklerimi düz öreceğim. Haroşa olması için. Ve geldim. İşareti alıyorum. Şişimde 2, 4, 6, 8 bant ilmeği kaldı. 2, 4, 6 ilmek daha var. Bu 6 ilmeğimiz bir ters bir düz devam edecek. Bu işlemimizde düz yüzde 5 diş haroşa olana kadar devam edeceğiz. Örgümde düz yüzdeyim. 4 diş haroşamız oldu. Bu sırada düz yüzden ördükten sonra ters yüzden gelirken kesme yapacağım. Ters düz ilmeklerimi örüyorum. Kalan ilmekleri de haroşa örüşüne dönüp örüyorum. Artık bu sıradan sonra ilmeklerimiz azaldı. Yaka için 11 sıra yeterli olur diye düşünüyorum. 11 sıra haroşa ördükten sonra yeleğimiz tamamlanacak. Tersli düzlü 22 sıra demek. Örgünün ters yüzündeyim. İlmeklerimi keseceğim. Tığımı aldım. Ben tığla kesme yapıyorum. Birinci ilmeği örüyorum. İpimi doladım, ördüm. Daha sonra örgümden bir ilmek alıp
örüp tığdaki ilmeği son ilmeğimle örüyorum. Sekiz ilmek kalana kadar bu kesme işlemini yapacağım. Kesme işlemini yaparken de yine haroşayı ördüğüm yönden alıyorum. Bunun gibi içinden almıyorum. Eğer şişle kesmeyi seviyorsanız siz şişle de kesebilirsiniz. Sekiz ilmek kalana kadar keseceğim. Var biraz daha. İki, dört, altı, yedi. Bir de bu kestiğimiz ilmek sekiz. 8 ilmek oldu. Tığ bırakıp şişime dönüyorum ve örmeye devam ediyorum. Şişimde 22 ilmeğim kaldı. Bu 22 ilmeği 11 diş haroşa olana kadar devam edeceğim. Son ilmeklerim. Yakamızı kestik. Şimdi boyun için, yükseklik için öreceğiz. Bu ilmeklerimiz ters düz devam edecek. Haroşaya dönmüyorum onları. Ve son ilmeğimiz. 22 ilmekle devam ediyoruz. Örgümde yakayı kestikten sonra 2, 4, 6, 8, 10 diş haroşa ördüm. Bu sıradan sonra bir sırada yükseklik vermek için öreceğim ve örgüyü bitireceğiz. Sağ parçamızı örmüş olacağız. Sıra sonuna geliyorum. Bu sırayla birlikte 11 diş haroşa olacak. Sekiz ilmek bandı ördükten sonra bu ortadaki 6 ilmeğimizin 1, 2, 3'ünü örüyorum. Bir tane daha öreyim. Bu son düz ilmekten düz ilmeği örmeden şişimi alıyorum. İpimi etrafından dolandırıp düz yüze gelip tekrar örmeye başlıyorum. Bu birinci bölümü olacak yeleğimizin. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.
ilmeklerimi şişten çıkarıp diğer bir aparata takıyorum. Çünkü dikiş yapmayacağım. Tığla birlikte çıkaracağım. Kolay gelsin hanımlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.